Hidiv Kasrı. Çubuklu sırtlarında boğaza doğru bakıldığında muhteşem manzaraya tarihi bir yapı renk katar. Bu yapı 1907 yılında son Mısır Hidivi Abbas Hilmi Paşa tarafından İtalyan mimar Delfo Seminati'ye yaptırılan Hidiv Kasrı'dır. Arnavut tarzında inşa edilen Hidiv Kasrı, sahip olduğu kuleyle ziyaretçilerinin ayakları altına boğaz manzarasının en güzel kesitlerinden birini seriyor. Kasrın diğer bir özelliği de buharla çalışan ilk asansöre sahip olması. Silolar. Çubuklu'nun sahil kesimine inildiğinde endüstri mimarisinin günümüze miras kalan örneklerinden biri karşımıza çıkıyor. 1941 yılından itibaren farklı kodlara yerleştirilen 17 adet silodan oluşan Çubuklu siloları, Çubuklu Çayırı mesire alanında yer alıyor. Uzun süre İstanbul'un gaz ihtiyacını karşılayan silolar bugün işlevini yitirse de boğaz peyzajının vazgeçilmez bir parçası olarak varlığını koruyor. Bu varlığa yeni bir işlev kazandırmak isteyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi başlattığı bir çalışmayla siloları bölgenin yeni buluşma noktası haline getiriyor. Proje, seyir terasları, kafeler ve kültürel etkinlik alanlarıyla siloların yeni bir çehreye kavuşmasını hedefliyor. Paşa Bahçe. Çubuklu'nun bitiminde başlayan Paşa Bahçe'nin adı, döneminde buraya bir yalı yaptıran Sadrazam Hezarpare Ahmet Paşa'dan geliyor. 1934 yılında burada kurulan meşhur cam fabrikası da aynı adı taşıyor. Fabrika daha sonra taşınsa da bu güzel boğaz semtinden aldığı ismini kullanmaya devam ediyor. Paşabahçe'den kuzeye doğru gidilip Beykoz ilçe merkezi geçildiğinde bir tepenin üzerinde tüm ihtişamıyla Beykoz Mecidiye Kasrı bulunuyor. 1845'te başlanan inşası 9 yılda tamamlanan yapı, kasrı yaptıran Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın oğlu Said Halim Paşa tarafından Sultan Abdülaziz'e armağan edildiği için Hünkar Kasrı olarak da biliniyor. Boğaz'ın ilk kagir ve yeni üslupta inşa edilmiş yapısı olan kasrın cephe kaplamasında beyaz mermer ve İtalya'dan getirilen taşlar kullanılmış. Osmanlı döneminde birçok yabancı devlet adamını ağırlamış olan Mecidiye Kasrı bugün müze olarak ziyaret edilebiliyor.